Merhaba, Olcay Akyıldız. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde uzunca bir zamandır öğretim üyesiyim. Öğrencilik yıllarım da bu üniversitede geçti. Hepsi değilse bile büyük bir kısmı. İletişim yayınları deyince birkaç anı var aslında aklımda. Onlarla başlamak isterim. Bunlardan ilki lise yıllarında herhalde Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını okuyuşum. İletişim yayınlarını ilk o zaman görmüş, tanımış olabilirim. Hemen ardından da Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi bir yerlerde gördüğümü hatırlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne girdiğim yıl ise yaptığım ilk iş iletişim pazarlamayla, İLPA'yla Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi'ni pazarlamaya çalışmak oldu. Aile arasında bir iki kişiye birkaç set satabildim. Çok da fazla başarılı olduğumu söyleyemem ama iletişimle tanışıklığım buradan. O zamanlar burada ekonomi bölümü öğrencisiydim. Ve yine aynı yıllarda edebiyata ilgi duymaya başladım ve edebiyat bölümünden seçmeli dersler alıyordum. Yine oradan da ilk hatırladığım ve belki beni edebiyat master'ı yapmaya sevk eden kitap Jale Parla'nın Babalar ve Oğullarıydı. O incecik küçük kitabın iletişim yayınlarından olduğunu, beni çok etkilediğini, peşinden gittiğimi, iletişim yayınlarından başka kitaplarla da tanışıklığımın onun sonrasına denk geldiğini düşünüyorum. Şimdi hatta baktığımda bugünlerde sanıyorum Jale Parla'nın edebiyat yazıları çok yakın zamanda iletişim yayınlarından çıktı. Benim açımdan da böyle bir tarihi geçiş oluyor Jale Parla'nın kitapları. Ama onun yanı sıra yine benim burada master yapmama vesile olan bir başka hocam Nüket Esen, onun edebiyat yazıları, bütün bu edebiyat araştırma yazıları benim iletişimle olan ilişkimi belirleyenlerden bir tanesi. Aynı zamanda tabii edebiyat metinleriyle de işte klasikler, farklı metinler, sonradan Sevgi Soysal'ı yayınlaması iletişim yayınlarını benim için özel kılan şeylerden bir tanesi. Tabii bir yandan yani öğrencilikle beraber edebiyat ve edebiyat dışı sosyal bilim alanındaki kitapları okumak, takip etmenin yanı sıra sonra akademiye daha yakından girdiğimde, akademisyen olduğumda bu defa zaman zaman araştırma kitaplarının yayınlanmasına, bu süreçlere şahit oldum, bunları takip edebildim. Aynı zamanda bazı öğrencilerimizin tezlerini yine iletişim yayınlarına önererek, kimi zaman red, kimi zaman kabul cevabı alarak ama bir ilişki içine girerek iletişim yayınlarıyla bu defa daha akademik bir sürece ve ilişkiye de girdik. Şimdi ben şöyle bir baktığımda iletişim yayınlarıyla olan ilişkime, İLPA'da başladığım ansiklopedi pazarlama maceramı bugün farklı kitapları derslerimde kullanarak ve yine iletişim yayınlarının bir dergisi olan Toplum ve Bilim'in yayın kurulunda yer alarak belki tamamladığımı söyleyebilirim.